Bekir Azar, Sebastian. Adamın adı Sebastian, Hollandalı. Twitter'dan mesaj geliyor. Musk, Dojo 4 Dogo diye. Altında da bir link var. Tıklıyor, Elon Musk'ın sayfası açılıyor. Bitcoin al, sana ödediğin paranın iki katını göndereceğiz diye çağrı yapılıyor sayfada. Tesla ekibi tarafından bir yarışma düzenlenmiş. Elon Musk'ın belirlenen sürede Bitcoin alanlara para dağıtacağı vaat ediliyor. Sebastian heyecanlanıyor. Elon Musk bu, dediğini yapar. Biraz düşünüp 560 bin dolar yatırıyor. Tüm birikimi bu. Geleceğini bu parayla kuracak. Eşiyle güzel de bir tatile çıkacak. Sebastian çok mutlu. Kısa bir süre sonra Elon Musk ona 1 milyon 120 bin dolar gönderecek. Vay be, paraya bak. Dakikalar geçiyor. Yarışma süreli ya. Sayfaya bir de kronometre koymuşlar. Geri sayımda rakam sıfıra geldiğinde Sebastian'ın dünyası başına yıkılıyor. Çünkü hesap sahte. Sebastian'a gaz verenler 560 bin doları alıp buhar oluyor. Günlük hayatımızda dünyanın her ye dedi, öyle gaza geldi ki Rusları perişan etmekten falan bahsetti. O gaz verenlerden Almanya sadece 5000 miğfer yardımı yaptığında ne hissettiğini bilemiyorum. Sebastian olduğunu anlamıştır diye düşünsem de bunun emareleri hala yok. Şimdi Amerika'ya güveniyor. Washington hala arkandayım diyor. Sebastian Zelenski son olarak Amerika'dan uzun menzilli füzeler istedi. Sanırım nasıl Ruslar Ukrayna şehirlerini vuruyorsa, Zelenski de Moskova'yı vurmayı hayal etti. Savaşı Putin'in şehirlerine taşıyıp dehşeti gösterirse Rus halkının Kremlin'e karşı ayaklanacağına inandı sanırım. Ancak Ukraynalı Sebastian'a o çok güvendiği Amerika'dan sana uzun menzilli silahlar veremeyiz açıklaması geldi. Verirlerse 3. Dünya Savaşı çıkarmış. Böyle dediler. Ukrayna devlet başkanına sadece Ukrayna için savaş, biz ancak buna göre silah veririz demekti bu. Bir başka anlamı da sadece senin şehirlerin harap olsun, Rusların şehirlerine dokunma anlamını taşıyordu. Yani aslında sen kullanışlı bir eleman olarak Rusya'ya verdiğimiz bir yemsin sonucu çıkıyordu. Ancak Ukraynalı Sebastian dolandırıldığını hala anlamadı. Tam gaz savaşa devam ediyor. Rusları yenmekten bahsediyor. Dedik ya Sebastianlar çok diye. Mesela terör örgütü PKK. Tam bir Sebastian. MİT önceki gün Suriye'de bir operasyon düzenledi. PKK'nın Kobani sorumlusu Kendal Ermeni kod adlı teröristi yanındaki diğer iki teröristle birlikte imha etti. Bu adamların sırtını Amerika sıvazlıyordu. Silah yağdırıp yürü koçum arkandayım diyordu. Şimdi bizimkilerin toprağa gömdüğü bu teröristler için o çok güvendikleri Amerika sadece ve sadece taziye mesajı yayınlayabiliyor. Üzgünüz falan diyor, iş bitiyor. Suriye'deki Sebastian ise toprak altında cehennem yolculuğuna hazırlanıyor. Halbuki devlet kuracağını zannediyordu. Onları ölüme gönderen Amerikalılar, bu topraklar sizin olacak, devletiniz olacak diye vade boğuyordu. Kullanılan ve sonra sadece bir taziye açıklamasıyla birlikte toprak olan bu Sebastianlar, dünyadaki tüm askeri siteleri ve Amerikalı düşünce kuruluşlarının raporlarını okusalar bunun mümkün olmayacağını görürlerdi. Çünkü o raporların tamamında Türkiye asla böyle bir şeye izin vermez yazıyordu. Kullanıldılar, dolandırıldılar ve ceset oldular. Sebastianlar her yerde. İş dünyasında, siyasette, insanın olduğu her ortamda onlara rastlamak mümkün. Alakasız olacak ama CHP Genel Başkanı Kemal Bey de ekranda, Suriye'deki Amerika komutasında faaliyet gösteren YPG için, bizim açımızdan terör örgütü değildir, kendi vatanını korumak için örgütlenmiş bir oluşumdur diyordu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak da, Kobani sorumlusunun öldürülmesine taziye gönderen Amerika'ya tepki gösterince kafam karıştı. Ülkemizde teröre bulaşmış bir terörist için Amerika Merkez Komutanlığı'nın taziye mesajı yayınlamasını kabul etmemiz mümkün değildir, kınıyoruz falan diyordu. Şimdi anlayamadığım şu, PKK'nın Suriye'deki öldürülen Kobani sorumlusu Sebastian vatanını mı koruyordu yani? Faik Bey genel başkanıyla ters mi düştü? Altılı masanın altındaki ortakları bu Sebastian olayına ne diyor? Malum Sebastian İngiliz ve Fransız filmlerinde hep karşımıza çıkar. O filmlerde uşakların tamamı Sebastian'dır. Bir de Hande Yener'in Sebastian şarkısı var. Onunla final yapalım. Bakın ne diyor Hande Yener.
Beni terk ediyormuş, ne kadar da üzüldüm, yakıyormuş gemileri birileri, duyduğumda ne güldüm, ha ha ha, söyle ona Sebastian, ağzımı açtırmasın. Bekir Azar, Takvim. Okan Müderrisoğlu, Türkiye'nin ezber bozan rezervleri. Türkiye ekonomisine sadece matematik gözüyle bakan, olumsuz varsayımlarını yayıp buna göre pozisyon alan, hatta riskli senaryonun gerçekleşmesini temenni edenlerin hiç de azımsanmayacak sayıda oldukları bir ortamdayız. Karamsarlık üretim merkezlerinin hesabının tutmaması ise, Türkiye'nin özgün yapısı ve siyasal liderliğiyle yakından ilgili. Daha önce sonbahar için yığınak yapıldığından söz etmiş, güven ortamını zedeleyen raporlar hazırlandığını hatırlatmıştım. Bu analizlerin odağında Türkiye'nin cari açık finansmanıyla ilgili vurguların önemli yer tuttuğunu belirterek devam edeyim. Zira ekonomimizin otomatik dengeleyici nitelikli rezervleri, net hata noksan kaleminin içinde muhasebeleştirilen ağırlıklı olarak ticari kaynaklı döviz akımı her zaman mevcut. Türkiye'yi en kritik eşiklerde ayrıştıran faktörlere bakacak olursak, birincisi gerek hane halklarının, gerek bankaların ve özel sektörün döviz açık pozisyonu söz konusu değil. Bu noktada vakitlice alınmış makro ihtiyati tedbirlerin somut ve olumlu sonuçları gözlenmekte. İkincisi, özel sektörün kısa vadeli borçlarına karşılık genellikle yurt dışında tuttuğu döviz varlıkları veya alacakları mutlaka var. KOBİ'ler ise genelde kasalarında ihtiyat akçesi tuttukları için türbülanslı ortamları yönetebilmekte. Üçüncüsü, ihracat ve turizm gelirleri öngörülen hedefleri aşmakta, yani Türkiye'nin döviz üretme kaynakları canlılığını korumakta. Dördüncüsü, fiyat ve finansal istikrar komiteleri ön alarak çalışmakta. Nitekim gıda ve enerji şoklarına karşı devletin piyasa düzenleyici araçları vakitlice kullanılmaya, yani yeterli stok yapılmaya başlandı bile. Bankacılık sistemi ve reel kesimin nakit akış tablosu ve borç ödeme yeterliliği de anlık izlenmekte ve proaktif önlem alınmakta. Ana konumuz ekonomi de olsa, siyasi, stratejik ve jeopolitik denklem ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın liderliği elbette Türkiye ile ilgili tüm bakış açılarına kökten tesir ediyor. Unutmayalım ki, Türkiye şu anda Avrupa, Orta Doğu, Kafkaslar, Balkanlar ve Kuzey Afrika için kilit taşı konumunda. Allah muhafaza, Türkiye'nin istikrarsızlığa sürüklenmesi demek, bölgemizin sıcak çatışmaları da beraberinde getirmesi kuvvetle muhtemel büyük güvenlik sorunlarıyla boğuşması demek. Yani birileri ne kadar istese de Türkiye, krize girmesi istenmeyecek ülkelerin başında gelmektedir. Tabii ki Ankara'nın merkez ülke pozisyonu, kimi müttefiklerimiz başta olmak üzere pek çok başkent tarafından hazmedilmesi kolay bir duruma işaret etmemekte. Ama bu ülkelerin yolu da, çıkarı da Ankara'dan ve Erdoğan'ın inisiyatif aldığı netameli meselelerden geçmektedir. Özetle, Türk halkı sistematik negatif kampanyaların akımına kapılmadığı sürece bu zor günleri de en az hasarla atlatarak tarihi yürüyüşünü özgüvenle sürdürebilecektir. Bu hem mümkün hem de yakındır. Okan Müderrisoğlu, Sabah. Hasan Basri Yalçın, Normalleştirme Siyaseti ve Alıştırma Söylemi. Muhalefet partileri bir yandan kendi aralarında sert mücadele veriyor, bir yandan da dışarı karşı birlik beraberlik görüntüsü üretmeye gayret ediyor. CHP Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda artık çok net. Buna karşı İyi Parti, Ekrem İmamoğlu'nun artık yarıştan düştüğünü gördüğü için olsa gerek, bu sıralarda Mansur Yavaş'ı öne sürmeye başladı. Meral Akşener son iki haftadır Yavaş'la görüntüler veriyor. Dün de Anka Park'ı beraberce gezdiler. Akşener İmamoğlu'na yaptığı gibi Yavaş'a da tavşan aday muamelesi yapacak gibi. CHP'nin önüne sürekli bir engel çıkarma gayreti dikkat çekiyor. Küçük partilerse bambaşka bir kavganın içinde. Babacan, Gelecek Partisi'nin ittifak teklifini reddedişlerini böbürlenerek ve karşı tarafı ezerek anlatıyor. Karşı taraf, sizi adam yerine koyanda kabahat cinsinden açıklamalar yapıyor.
Demirtaş içeriden açıklamalar yaparak muhalefete hem hiza vermeye çalışıyor hem de muhalefete entegre olmaya çalışıyor. Böylesi bir karmaşayı basitleştirmeye çalışırsak bence iki temel tema var. Birincisi Kılıçdaroğlu'nun adaylığı, ikincisi de ittifakı bir arada tutma meselesi. Gördüğüm kadarıyla CHP kanadı her iki meseleyi de zamana yayarak normalleştirme yöntemi benimsemiş. Mesela adaylık meselesinde dikkat ederseniz CHP'li ağızlar artık Kılıçdaroğlu'nun adaylığının neredeyse tartışılmaz olduğunu ima eden bir dil kullanıyor. Akşener'in de bunu kabul ettiğine dair imalar yapılıyor. Diğer partilerin de söyleyecek pek sözü olmadığı ifade ediliyor. Kılıçdaroğlu da kendi ismini ön plana çıkarmaya yönelik konuşmalarına devam ediyor. Bu mantığa göre seçim yaklaştıkça elde Kılıçdaroğlu'ndan başka isim kalmayacak ve diğer partilerin müzakere şansları azalacak. Öte taraftan benzer bir yöntem HDP meselesinde de izleniyor. Demirtaş arada açıklamalar yaparak HDP'nin normal bir siyasi parti olduğuna dair imaj kurmaya çalışıyor. Böylece ittifakın elini rahatlatmaya amaçlıyor. Türkiye'lileşmek gibi kimsenin aslında inanmayacağı ifadelerin kullanılışı bu sebepledir. Küçük partilere gelince onların zaten pek şansı yok. Onlar kabul etmek zorunda olduklarını kabul edecekler. Elde edebilecekleri bir iki milletvekilliği için CHP'ye duacı olacaklar. Bu mantıkla bakıldığında CHP'nin gerçekten muhalefet bloğunu kontrol etmek için bir planı olduğu görülüyor. Diğerleri ise başarısız manevralarla bunu delmeye çalışıyor. Ama vakit geçtikçe CHP'nin eli daha da güçleniyor. Hasan Basri Yalçın, Sabah.